Geçiyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş Sivasspor'u 2-1 yendi. İyi futbol var mıydı? Yani bu kadar eksiğe yani olmaması gayet normal Beşiktaş adına, ama sakatların geri dönmesiyle birlikte bambaşka bir Beşiktaş izleyeceğimizden eminim diye düşünüyorum. Nazar değmesin diyelim. Maşallah yapalım. El Ado yok bugün. Adnan'a geçen hafta dedim ki Adnan maça gidiyorum dedi. İnşallah dedim 8-0'ı geçmezsiniz. Tarihi... Sen de mi onlardansın hocam? Ama öyle dedim. Ama istemeyerek dedim. İnşallah olmaz dedim. Çünkü çok kötü şey vardı harbiden. Yani böyle baktı oyun... Hani neden dedik? Oyuncu yok, eksik kadro. Şeyle gidiyorsun. Ajax bile biliyorsun. Ondan önce bir hafta önce Sporting'e 5 attı. Hızlı oynayan bir takım. Hızlı top oynayan. Düşene tebrik etmek lazım. Düşene vuruyor. Bak 2-0 yenildi. Ersin de iyi maç çıkardı yine. Ersin'i de tebrik etmem lazım. Ona rağmen de Beşiktaş'ın da 1-2 pozisyonu olsa var. Hatta bir golü var. Bana göre gol. Hakem vermedi. Yani ona foul çalmıyor. Cagne'ninki ney? Cagne'ninki ney? Ondan sonra bu maça gelince de yine çok eksik bir kadroya çıktınız. Maalesef. Ben Sergen Hoca'yı yine şeyden tebrik ediyorum. Hani bazen diyoruz ya Burak. Şapka zorluklardan oyuncu piyasaya çıkıyor. Şimdi de bir yeni stoper çıkardılar piyasaya. Güven de iyiydi. Güven de iyiydi. İyi kullandı. Güven Serdar şansını çok kullandı. Ama Güven şöyle, Sergen Hoca bir açıklama yapmıştı. Sergen Hoca dedi ki tek başarısızlığım Güven dedi. Çok yetenekli ama dedi yapamadım dedi. Gerçi ondan sonra Güven kendine bakmaya yani dikkat etmiş. Hoca tutmuş, ekstra performans hocası tutmuş, ekstra çalışmalara başlamış ve onun meyvelerini yiyor. Belki Ajax maçında Güven olsaydı daha değişik bir Beşiktaş izleyebilirdik. Ben sanmıyorum ya. Orada maçı izlerken Gökhan abiye dedim ki şu an Beşiktaş gol atarsa iş değişebilir dedim. Ki o an Beşiktaş golü attı. Değişebilirdi. Ama bencil de oynuyor çok hoca. Bence bencil de oynuyor çok kim? Güven yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bana şahsen sorarsan ben Güven daha Beşiktaş olduğunda şaşırdım. Neden şaşırdım? İlk kendi bir kımıldama oldu. Ben Güven. Ondan sonra mi? Çok hayal kırıklığı. Ama bak ondan sonra normal şartlarda yollaman lazım o tip oyuncuyu. Yani yolladı kadro, zaten. Ha yolladı mı? Ben takip etmediğim için. Ben kadroda oynayınca görünce hatta geçen hafta mı ilk golünü attı? Hangi maçta attı? Altay maçında attı. Orada mesela orada da egoistlik yaptı. Hatırlıyor musun? Normalde gitti, döndü. Şansa vurdu, gol oldu. Pas vermesi lazım normalde. Yani bir gerçeği var bunun. Ama şimdi katılıyorum. Kendi biraz daha geliştirmiş. Yani erken daha böyle kesin konuşmaya. Bence de erken biraz. Yani, katılıyorum. Gökhan ben de seninle aynı. Erken gol, daha. İki gol atıp da bizim yani böyle göklere sığdırmayalım. Şey. Muhammed gibi Fenerbahçe'de. Aynen. Erken. Ben, Gökhan sana katılıyorum. Bence şimdi de erken. Bizim Türk futbolcularında şöyle bir sıkıntı var. Ben oldum havasına çok çabuk giriyorlar. İşte erken. Kerem de öyleydi. Aynen. Öyle hala. Ben oldum havasında. Önde top kaptırıyor. Geri gelmiyor. Şimdi şöyle bir düşündüğüm. Güven'de de şu sıkıntı var. Güven çok bencil oynuyor. Ama attığı gollere bakıyorsun. Çok klas goller. Normalde yani Güven forvet yani Burak adam bilmesi lazım yani. Mesela Batshuayi hiç ondan top alamadı. Hep kendi kendine yani. Aynen. Doğru. Koştuğu yerlere hiç top atmıyor yani. Ya çok, sonuçta ben... ama bir şey yapmak lazım. Beşiktaş bu kötü dönemi onunla iyi geçirdi. Aynen. Yani doğru, şansa doğru. İyi tuttu. Ya şansa mansa golünü de attı. Güzel bir gol attı. Hakkını mesela 20 kere o pozisyon ilk golü aynı orta gelsin atamaz hocam. Ya o normal zaten. Onu ben sana söyleyeyim mi? Ronaldo'yu da koysan belki 20 kereden hepsini gol atmaması. Atamaz. O top hep atam oturması lazım. Yani. Oturdu. Her şey çok güzel gol oldu. İkinci golü de kafayla çok güzel attı. İkinci golü de çok güzel. Tabii canım, ikinci gol de güzel. Yani tebrik etmek lazım. Sergen Yalçın bir röportajında dedi ki 3-5 maça beni atarlar ki öyle oldu bu maçta. 5 maç olmadı. Ama şimdi bu maç haklıydı atılması. Haklıydı yani atılması. Şimdi ya, bir şey de değmiyor. Bu maç sana. Haklıydı. Bu maç. Orada ben tek kabahati Vida'da görüyorum. Vida gidiyor topu Sergen'e atıyor. Ya at şunu bir sağına. Doğru diyorsun. Ya, niye Sergen'in ayağına bana atıyorsun? Göre ben de hoca olsam ben de topu ayağına atıyorum. O da gelip topu vurur. Doğru diyorsun. Ben yine bir şey söyleyeceğim. Zaten adam kudurmuş orada. Ben yine bir şey söyleyebilir miyim? Bu maçın hakemi de iyi hakem değil. Ali Palabıyık 1 Yaşar Kemal Uğurlu 2. Ya bunlar hakem değiller. Bunlar şey mi? Şirket mi? Abi bunlar çete abi. Çete mi? Ben hakem kalmadı Türkiye'de. Ne yapacağız çete. O zaman kardeşim? Kime güveneceğiz biz? Bu hakem mafyasına çalışan çete grubu bunlar abi. Ya zaten ben yemin ediyorum bıktım bu maçlardan sonra insanlar tartışmaktan bıktım. Burada bir penaltı bekleyişi var. Hiçbir şey yok burada. Batuşay'ı aramış ama yok. Rosier burada iyi yapıyor. Ortayı iyi kesiyor. Rosier, ama bundan önce de Oğuzhan maşallahı var yani. Oğuzhan bütün takım. Yalnız Rossi'ye de bak dikkat ediyorum bak giderken kafayı kaldırıyor zaten yani en azından kendi oyuncusuna nişan alıyor yani diyor bir hani. Çok güzel vurmuş ama. O da çok güzel. Arkadan öbür taraftan çok güzel gözüküyor yani top çok iyi yere gidiyor zaten. Ayağına da çok şurada baksana.
Kaleci iki de üç tane kaleci olsun tutamaz bunu ya. Ya orası öyle. Serdar'ı çok beğeniyorum. Burada hata hocam yaptı. Bu pozisyon hangi pozisyon biliyor musun? Burada hata yaptı. Bu pozisyon hangi pozisyon biliyor musun? Hangisi? Sergen'in topa dokunduğu yerde şey vida atıyor ya topu dışarı. Sakatlık var diye. Sergen de sokuyor. O top bu top. O değil o. Bu topa ya. Değil. Dur bakalım. Ceza sahasının dışında Can'a faul yapıldı. O aynen orada oldu. Can'a faul yapılıyor, vermiyor. Ona itiraz etti. Tam şut çekerken vuruyor. Tamam. Nereden başlıyor oyun? Sergen'in topa dokunduğu yerden başlıyor. Hayır, dur bir bak şimdi gelecek. Bu penaltıydı ama bu şansı offside, var offside. Yoksa %100 penaltı. O pozisyon Burak. Dur bakalım şimdi daha yok. Sergen de oyunda atılmadı da. Burada. Ha burada atılıyor Sergen. Tamam şimdi. Ha şimdi atılıyor. Tamam. Faul. Bak tam tehlikeli bir yerde faul yani. Ya bence faul vermeyebilir ya. Bence o kadar abartılacak bir şey yok yani. Pasatan da Serdar ha. Vida ya. Serdar. Hayır Vida. Serdar abi. Serdar. Bak. Serdar hoca sana veriyor topu. Bak, al diyor hocam. Numarasına bak. Aynen Serdar al hocam bu. Diyor. Neyse Serdar Merdar yani. At sağına at soluna at. Ya. Gidiyorsun adamın ayağına atın topu ya. Bu bir. Ali Palabıyık iki. Bakın adamın kokartına bakın FIFA. Abi normal değil. Zaten bir hareketi var yani o bir kere çok terbiyesiz saygısızca bir hareket. Böyle yapıyor çık diyor yani yürü bas git diyor. Ya bunlar hakem değiller kusura bakmayın. Ama burada dönünce hakem attırtıyor onu ya. Bence burada foul var mı? Yok. Bence yok burada yok, foul. Yok abi yok. Ha yok ama şey Sergen Hoca uzak olduğu için belki uzak, adam yani. Direkt vurduğunu sanıyor ama ben Gökhan sana katılıyorum. Hani foul versene dersin ki niye verdi? Burada bir penaltı beklendi. Bence penaltı. Ya bu bir şey söyleyeyim bence mi? Bence penaltı abi. Bence niye penaltı? Ben de ilk dedim. Çünkü eline değmese arkadaki oyuncu gol yapacak Beşiktaş'ta bak. Eli böyleyken hayır. Değmese arkadaki Beşiktaş'ta gol yapıyor zaten. Zaten bize bunlar çalışmıyor ki yani. Bize zaten var diye bir şey yok. Bize burada, var zaman burada ben katılıyorum. Normalde şimdi yani. Doğal da olsa eline çarpmasa arkadaki Beşiktaş'ta boş kaleye topu tıklayacak. Bu penaltı hoca ya. Kimse bir şey demez. Aynen yani. Ama vermedir. Yani bu doğal muhal. Nasıl çözeceğiz biz bu işi ya? Bu doğal. Sivas'ın golünden önce faul beklendi. Atak başlangıcı mı? Aynen atak başlangıcı. Ama faul var mıydı görmedik. Var tabii canım orada hocam. Görmüyor musun? Atak başlangıcı. Bakın hocam yani bunlar çalınmıyor ya. Çalınmıyor. Ben anlamadım. Ya belki o ara gol olacağını düşünmüyor ya. Bırakıyor oynasın diyor. O da gol oluyor. O zaman hiçbir faul vermesin ya. Madem öyle düşünüyorsa hiçbir faul vermesin. Bu faul hocam. Ya. Tartışırım. Vallahi bilmiyorum bence oyuncu mu? Yani. Tartışırım. Yok, faul ya. Ya faul de ama çok şey bir faul değil yani böyle hemen çalıp. Ya bizim Kenan'ın beceriksizliği yani. Vücudunu önüne koyup topa sahip olmak sen istiyor ama yapamıyor. Şey adam diyor ya 1.90 boyu var 2.80 yere yattır. Bir dur ayakta asadayım. Cagnos'u yemin ediyorum yapışır. Cagnos onlar döverdi orada. Rıdvan'a müdahale var mı hocam? Yok normal. Tertemiz gol. Yani. Normal. Yan yana gidiyor. Rıdvan bile itiraz bile etmiyor. Acemiliğinden yedi kendini. Ya acemiliğinden Rıdvan bile itiraz kendi bile etmiyor itiraz yani. Burada İstese öyle gol atamaz zaten Rıdvan. Ve forvet burada kırmızı kart beklediler. Ki hala konuşuluyor. İyi basıyor burada. Verebilirdi. Geçen sene çok gördük çok böyle kartlar. Çok verdiler aynen. Çok kırmızı kart gördük geçen sene. Yani geçen sene onları gördükten sonra bunda kırmızı kart ne olması diyorsun, kırmızı lazım. Kart mı? Bence kırmızı. Verebilir. Bence de kırmızı. Yani geçen senekilere göre ya anlamadım zaten ya bu geçen ona mı bakacağız buna mı bakacağız kime inanacağız biz artık ya. Ulenberg de birisi gelmiş ulan mıdır nedir? Onun dediğine bakacağız. Bak, bu gol de güzel gol. Burada da kaleci hatası var ama. Rıdvan iyi orta yaptı. Evet kaleci iki elle kaleci gidiyor. Tek el gitse yemezdi. Ters elle gidiyor topa. Niye ters elle gidersin ki? Şundan sonra önemli bir pozisyondu. Aynen buraya 2-2 olabilirdi. Bir de benim Enrique beğendiğim bir oyuncu aslında. Ama bu iyi oyuncu olmasına rağmen geçen sene Kayseri'de abi, biliyorsun. Orada da çok gol kaçırıyordu böyle. Elini ayarlamak lazım bu Souza'nın ya. Josef'e evet harbiden tebrik etmek acayip oynuyor her maçta. Her maçtan sonra pili bitiyor adamın ya. Bir şey geçen hafta sen yoktu bir şeyi konuştuk Gökhan dedik Joseph ne yapsın kazanıyor Kenan'a veriyor kaptırıyor kazanıyor Gökhan'a veriyor kaptırıyor adam diyor yeter lan yeter Kenan kaptırıyor ben bir şey söyleyeyim mi yakında eğer Marcao gibi Joseph de gidip iki tane ödü dönerse şaşırma Allah hakkı vardı yemin ediyorum o zaman yapsın dediğim gibi Beşiktaş'ta sakatlıklar geri dönünce çok yani daha değişik bir Beşiktaş izleyeceğiz. Valla ben de onu istiyorum zaten ya güzel futbol seyretmek istiyorum. Milli yani, maç arasından sonra Mehmet Topal hariç bütün herkes dönecek dedi Sergen Hoca. Kenan Sergen da döndü inşallah ya Kenan da kalsın. Sergen Hoca'ya da buradan bazı yorumcular cezayı kesmişler bile zaten. Sizin haddinizde değil ceza kesmek. En az 3 maç. Beşiktaş'ı ben şu konuda tebrik edeceğim. O kadar eksiğe rağmen bir Altay maçına büyük fire verdiler.
mağlup olduğunu hani şey oldu. Bireysel hatalardan yedik zaten. Ama yok, o maç haricinden Ajax'ta 2-0 yenilmene rağmen ben mücadeleyi, gençlerin şeyini, hatta Kenan Kahraman beğenmediğiniz bir gol attı. Normalde bariz gol 2-1 olsa belki dediğin gibi 2-1, çünkü şey skor böyle, her şeye gebe olan bir skor. Onu iyi çevirdi. Ben Sivas maçında da yani kadrosu dar, bir baktım ben şartlar açacağız. Hep genç oyuncular yazıyordu, baktım zaten. Hani oyuna hamle edecek oyuncu olmamasına rağmen orayı da iyi geçti. Abi, Sivas kolay rakip değil. Teixeira ne zaman girdi Alex Teixeira bizim maça? Sonlara doğru girdi herhalde. 20-30 dakika oynadı galiba o adamı. Duymadık bile ya ama mesela. Ama yok, Burak doğru diyor. Hoca açıklamasında dedi şu milli takımda kamp, yani milli maçlardan sonra topalar hiç hepsi dönecek. O zaman yine eski Beşiktaş'ı tercih herhalde. Tebrik yani ediyoruz. Bir şey gelen... diyeceğim. Bir sonraki Avrupa maçlarında 3'te 3 görür müyüz? Ya ben... ya Beşiktaş Sporting. Beşiktaş sana olabilir. Bir şey soracağım Gökhan. Türkiye şampiyonluğu da önemli. Şampiyon liginde ikinci tura çıkmam mı önemli? Bence Türkiye. Bence ama şu anda puan çok önemli. Hoca biz ya bak, o, almamız lazım. Bir şey ondan katılıyorum ben sana. Ama Kıbrıs ne ya, bizi geçmiş abi. Ya ben ondan katılıyorum sana ama şu an inan ki Türkiye'deki taraftar da şampiyon olmayı daha çok istiyordur. Yani orası öyle ama 3'te 3 yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Beşiktaş, kimle oynuyoruz? Beşiktaş Benfica ile oynayacak. Sporting. Deplasmanda. Sporting ile. Benfica mı Sporting mi? Şey Sporting, pardon, Sporting. Özür diliyorum. Fenerbahçe Antwerp'in oynayacak. Kendi sahasında. Çok zor maç. Galatasaray da Moskova'ya gidecek. Üf. Ben bir şey söyleyeyim mi? 3'te 0 da olabilir. Yok canım, 3'te 0 olma şansı yok. Hiçbir türlü olmaz. Neyse. Ya gönlümüz istemiyor. İlla gelsin işte gök. Yok, şey, yok, Burak yok. Doğru diyor. Fenerbahçe yener. O gün ben de bir Antwerp şey açıklamışlardı sıralamayı. Harbiden önümüzdeki takımlar işler acısı ya. Kimler önümüzde ya? Şimdi 3 takımı konuştuk. Beşiktaş bence Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da üzerinde şampiyonluk yarışında. Ama en hazır olan Trabzonspor'a geçeceğiz.